Merhaba sevgili yay burçları yükseleni ve ay burcu yay olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım hayatınızda her şey yolundadır Rabbim her şeyin sağlıklısını güzelini hayırlısını nasip etsin canlarım güzel enerjimiz güzel niyetlerimizle bugün yay ve yükselen yay burcu için Aralık 1-15 videosu çekeceğim size Öncelikle tabii ki enerji kartlarımızda bakacağız. Bakalım yayları 1-15 Aralık'ta nasıl bir enerji bekliyor. Ondan sonra detaylı bakımıza geçeceğim arkadaşlar. Haydi bakalım. Yay ve yükselen yaylara niyet ettik. Bakalım Aralık ayında neler olacak. Bu arada arkadaşlar emeğe saygı ve empatiye davet ediyorum herkesi. Lütfen kanalıma abone olarak izlerseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz ve tabii ki alma verme dengemizi korumuş olursunuz canlarım ben bir emek sarf ediyorum bak istekleriniz üzerine ayda iki kere yapmaya çalışacağım videoları e, burç videolarını bir kere yapıyordum çünkü zaman kısıtlı yoğun çalışıyoruz. Evimiz, barkımız, işimiz, gücümüz oluyor. Ama isteklerinizi geri çevirmemek adına ayda iki kere yapmaya çalışacağım burç videolarını. Siz de bunun karşılığında sadece ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz, izledikten sonra beğeni yorum atarsanız benim emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Bu arada canlarım benim. Teşekkür butonu kullanarak kanalıma destekte bulunan herkese çok çok teşekkür ederim. Rabbim rızkınızı, bereketinizi daha çok artırsın. Kimse teşekkür butonu kullanmak zorunda değil ama kullanan herkese de çok teşekkür ederim. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Sizi çok seviyorum. Canlarım benim. Ee, onun dışında ikinci kanalım, YouTube ikinci kanalım Nur Tarot 2'den her cumartesi akşam canlı yayın soru cevap yapıyoruz. Herkes davetlidir arkadaşlar ee, bakın orada e, maddi özel bakıma maddi gücü yetmeyen kişiler için bunu yapıyorum abonelerime özel. Herkes davetlidir tamam mı canlarım şimdi bakalım bakalım nasıl bir enerji geliyor. Psikolojik zorluk ruhsal olarak yararlı hissetmek yara aldığı yerden edindiği tecrübe ile başkalarına yardım etmek biraz psikolojik gerginlik içerisinde olan yayları böyle gösterdi ruhsal olarak yararlı hissetmek. İlişkilerinizde sorunlar yaşıyor olabilirsiniz veya e, aile içerisinde, kolektif içerisinde, iş hayatınızda zor bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor. Haksızlığa uğramış olmanız, yara aldığınız yerden, e, bakın bazı insanlar var ki yara aldığı yerden başka bir insana dönüşüyor negatifleşiyor ama buradaki enerjide daha hoşgörülü Yara aldığın yerden tecrübe edinerek başkalarına yardım etme enerjisi çok güzel. Şiron'un enerjisini çok severim. Ee, çok güzel bir enerji. Yani sanki psikolojik olarak kendinizi terbiye edeceğiniz bir dönem ve yardımseverlik ruhsal olarak daha e, duygusal veya daha e, sani, sanki merhametli olacağınız bir dönemden bahsediyor. Ama yaralı olduğunuzu gösteriyor. Şimdi içeriğine bakacağız. Yalnız kalmak, savruk ve tutumsuz. Bir psikolojik gerginliği burada da gösterdi. Yalnızlık. Demek ki ilişkilerde yalnızlık veya istediğin kişilerden istediğin desteği ve sevgiyi göremediğin için biraz yalnızlık söz konusu. Kuşku ve şüphe dolu bir enerjiden bahsediyor. Hayatınla ilgili, evliysen evliliğinde ilişkilerinde dostluklarda arkadaşlıklarda iş çevrende sanki sana yaklaşım şeklinde kuşku ve şüphe olan kişilerden aldığın bir negatiflik var bunu hissetmen ve kuşkulandığını gösteriyor ve bu durum seni so soğutuyor ee, kışın ruhu nedir İçinde bulunduğun durum sana soğuk hissettiriyor karın dondurucu soğuğu seni tepkisizleştiriyor hep e, aynı şeyleri hep neden yaşıyorum neden hep aynı şeyler beni buluyor gibi bir havada olduğunuzu gösteriyor ama üzerine çıkan e, enerji nedir matem ve ayrılık bak aşk hayatındaki ayrılık işinden ayrılık neyse güvendiğin kişilerden ve enerjilerden ayrıldığın bir dönemden bahsediyor her karanlık gece güneşi boynunda boyn saklar her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasın tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön. Şimdi belli ki bir psikolojik veya ruhsal olarak bir gerginlik, bir ayrılık yaşamışın duygusal hayatında olan negatif enerji ve karşı tarafın soğuk davranışları seni yaralamış olarak gösteriyor. Ama ne diyor burada? Her ayrılık yeni bir başlangıcın habercisidir diyor. Yani burada bir kadersel değişim, hayatın değişebilir, bitmesi gereken enerjiyi biteceği yerde bitirmen gerekiyorun enerjisidir bu. Ve aşk önemlidir senin için. Yeni aşk, bak enerjiyi görüyor musun? Belki hayatında olan kişinin sana farklı bir şekilde yeni döneceğini, bitiş yeni başlangıç dedik ya veya hayatına girecek olan yeni aşk enerjisini gösteriyor. Ve buradaki aşktan yana sıkıntı yaşayan, ilişkiden yana sıkıntı yaşayan yaylara aşk önemlidir dedi. Yeni başlangıçlar olacağını habercisidir bu enerji kartları. Şimdi detaylı bakımımıza geçelim kuzular. Şöyle kahvemi kenara alacağım. Bakalım yay ve yükselen yayları aralık ayında neler bekliyor. Bu arada doğum günü denk gelen yayları doğum gününüz kutlu olsun güzel seneler olsun güzel başlangıçlar hoş günleriniz olsun inşallah kutlarım doğum günü denk gelen yayları. Haydi bakalım arkadaşlar bu bir genel açılımdır ee, kolektive niyetlendiğimiz bir açılımdır canlarım. %100 herkese uymayabilir. Her versiyonunu açıklayacağım. Üzerinize uyanlar alın, uymayanları evrene iade edin. Özel bakım için 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Derya Hanım size gereken bilgileri verecek kuzular. Bakımlarımı WhatsApp görüntülü yapıyorum karşılıklı. Lütfen tercih eden kişiler yazsın. Çok net kartlar çıkartıyor. Ay iki kart geldi. Bunun ikisini de çıkaracağım üst üste. Evet. Şimdi görüyorsun değil mi? Değişimi. Yolculuk değişim ve yuva kartı. İlişkilerde önemli gelişmeler istediğin yere ulaşma, kavuşma gibi bir enerji. Çok güzel çıkardı Akaşik. Şimdi bunlara bakacağız. Bakalım Tarot ne diyor? Geçmişle alakalı sıkıntılar var. Geçmişte yaşadığın olumsuzlukların üzerinde etkisinin çok olduğunu gösteriyor. Sevgili yaylar onun için üzgün olduğunuzu gösteriyor. Ama burada çıkan dönüşüm kartı yani ölüm kartı bitiş ve yeni bir başlangıcın habercisidir. Çok güzel muazzam kapanış yaptı kart. Şimdi bakımıza geçelim. Akaşık alan, karmaşıklık içerisindesin duygusal hayatında. Her şeye, herkese karşı ister iş, ister aşk, ister aile her şekilde özverili davrandığını gösteriyor. Ee, sırtında yüklendiğin yük seni çok zorluyor. Yükün ağır. Belki ciddi sorumluluk almışın işte ve ailede olabilir. Ve bu yükün e, sesini çıkarmadığını gösteriyor ama bu seni fiziksel olarak da ruhsal olarak da çok ciddi yoruyor. Ve durumun içerisinde bulunduğun bu akışı kalan karmaşıklık ayın biri ve on biri arasındaki süre biraz seni gerginleştirebilir ama o güzelliğinle iç içindeki o merhametinle ve bu benim kaderimdir. Ben bunu yapmak zorundayım. İhtiyacı olan, muhtaç olan kişilere hoşgörülü davranman ve iyi niyetinle bu karmaşıklığın üstesinden geleceğini gösteriyor canım yay. Burada ne var? Geçmişte kalan ilişkiler, geçmişte yaşadığın yanlışlar. Evliliğin olabilir, ilişkin olabilir, geçmişle alakalı iş hayatın veya aile ile aranızdaki hüsumet geçmişe dayalı konularla ilgili hala senin içinde devam eden seni huzursuz ve rahatsız eden bazı olaylar var diyor. Geçmişle alakalı geri dönüşler ayın 7'sine kadar olan süre veya 7'sinde geçmişten geri dönüşler var. Özellikle genele bakarsak sevgili yaylar. Topraklar Boğa Başak Oğlak yükselen burcu Boğa Başak Oğlak ikizler Kova Terazi yükselen ikizler Kova Terazi ve ateşler var. Şimdi burada ikizler kova teraziden aldığın olumsuzluk var. Keza yengeç de aynı şekilde. Geçmişle alakalı kaygı yaptığın sana hüzün veren veya aile olabilir, iş olabilir, aşk olabilir dönüşler var. Sanki tazeleneceğini gösteriyor bu geçmişin senin üzerindeki olan negatif enerjisi ve çıkmaza düştüğün bir enerji var. Bundan bahsetti. Ayın 7'si yedisi ve 7'sine kadar olan sürede geçmişin tekrarlanacağından bahsediyor. Şimdi burada ayın 8'i sekizi ve 8'inden sonraki dönemde ise bak. Çok güzel enerjilerin gelmesi, savaş arabası yeniliklerden bahseder. Yeniliğin kartıdır. Eğer hayatınızda yengeç yükselen yengeç burcu varsa kesinlikle onunla bir araya gelme, barışma, toparlanma, anaçlık e, simgeler bu kart. Anaçlık yeni başlangıç, sahiplenme, ev, aile, işi sahiplenme, aileyi sahiplenme, ilişkini sahiplenme ve yeni anaçlık. Yani e, her şekilde hoşgörülü davranma ve yeniliklerden bahseder bu kart. Bunun üzerine gelen enerji topluluktan bahsediyor. Sanki bir iş hayatında beklentini alma, atama mı bekliyorsun, terfi mi bekliyorsun, bunu alacağını ve kesinlikle 8'inden sonra güzel duyurular ve yeniliklerin gelişinden bahsediyor her anlamda. Aynı 8'i ve 8'inden sonraki süre çok önemlidir sevgili yay ve yükselen yaylar. Bak burada ne diyor? Karma obruğu karma obruğu ayın dördü ve dördüne kadar olan süre diyor ki uzun zamanda çaba gösteriyorsun emeğinin karşılığını alamıyorsun tamam mı veya fikrinde ve düşüncende bir şeyler plan, planlıyorsun hareket ediyorsun istediğinin e, nin karşılığını alamıyorsun ama ayın dördü on dördü arasındaki sürede değnek kralı yükseliş azim e, sanki e, kendini kanıtlama Plan ve proje emeklerinin karşılığını alma ve çok net bir beklenti var burada. Ve çok kararlı bu, bu, bu ayın 4'ü ve 14'ü arasındaki sürede bütün emeklerinin karşılığını her şekilde alacağını gösteriyor. Ve bu seni daha yükseklere doğru götürecek bir karardır diyor. Olumlu mu? Süper. Bitiş ve yeni başlangıçlardan bahsediyorum Sanki... Bak ayın 1'i ve 11'i arasında sanki bir e, dönüşüm kartı ile yol kartını çıkardı. Dönüşüm kartı akrebin kartıdır. Şimdi hayatında akrep yükselen akrep birisi varsa ona yol yapma, onunla kavuşma, aranızda olan olumsuzlukları ve sıkıntıları çözme gibi bir enerjiden bahsediyor. İkinci açıklaması sanki hayatını değişeceğini gösteriyor. Yol yapma, ev değişimi, iş değişimi, yer değişimi, ilişki, aşk ve hayatının değişeceği bir enerjiden bahsediyor. İki önemli kartı üst üste çıkardı bak. Ayın 1'i ve 11'i arasında kesinlikle bir dönüşüm, bitiş ve yeni bir başlangıç, hayata yeni bir başlangıçtan bahsediyor. İster iş olabilir, ister aşk olabilir, ister genel hayatındaki değişimi ve Yeni başlangıçlar, yeni yol. Yolun üzerine çıkardığı, bak şuraya bakar mısın? Yuva kartı ve tılsım kralına çıkardı. Bu iş ve aileyi temsil etti arkadaşlar. Burada nedir? Yeni kararlar alacağını gösteriyor. Yeni yuva yapma, yuvasında sıkıntı olan, boşanma aşamasında olan, ilişkisinde problemi olan yay ve yükselen yaylar. Barışmadan bahseder. Buradaki kartlara mütevellit konuşursak bu yeni bitiş yeni başlangıç dedik ya. Yeni yuva yapma, yeni eve taşınabilirsin, evlilik kararı alabilirsin, evlilik teklif alabilirsin, ilişkinde barışlar, boşanma davaları, sıkıntılı evliliklerde barışlar, işinde yükseliş, maddi anlamda rahatlamadan bahseder tılsım kralı. Ve ikinci, üçüncü açıklamaların hepsini açıklayacağım size. Hayatında toprak grubu Boğa Başak Oğlak yükselen burcu Boğa Başak Oğlak olan birisi varsa onunla yeni bir başlangıç, yeni bir evlilik kararı alabilirsin. Küslü kırgınlık varsa hayatındaki Boğa Başak Oğlak ve yükselen Boğa Başak Oğlakla kesinlikle barıştan bahsediyor. İkinci açıklaması bu bitiş ve yeni başlangıcın üzerine iş başvuruları İş anlaşmaları özellikle ülkeler arası şehirler arası iş başlangıçları ve çok güzel tutturacağın bir başlangıçtan bahsediyor. Tılsım kralı parayı ifade eder. Burç olarak oğlan kartıdır. Ee, ama genel kartların içerisinde maddiyatı işi parayı ve kendini sağlama almış bir enerjiden bahsediyorum. Ve şu güzel güzelliklere bakar mısınız? Bak aynı zamanlamaya denk getiriyor farkındaysanız. Şimdi burada tılsım elçisi. Tılsım elçisi nedir? Paranın gelişi, yükseliş ve tırmanış kartı. Tılsım elçisi maddiyattan bahseder. Genelde bir başağın kartıdır. Başak yükselen başağın kartıdır. E, hayatınızda başak ve yükselen başak burcu. Zaten topraklar çok ağırlıklı gösterdi. Varsa... Bunun da aranızda bir inatlaşma söz konusu. Ee, ama aklı fikri sende kaldığını gösteriyor. Ee, kavuşma var. İkinci açıklaması. işinde olan beklenti, tırmanış, yükselişten bahsediyor. Emek sarf ederek tırmanacağını, terfi, başarı, kazanç, maddi kazanç, hareketlenme. Özellikle bak yay yükselen yaylarda maddiyat ve işle alakalı çok ciddi hareketlenmeler ve çok bereketli bir dönemden bahsediyor. Kesinlikle yükseliş var ama tek başına çıkmışsın. Yani kafanda ne varsa yatırım mı yaptın? İş başlangıcı mı yapıyorsun? Yeni ticari işe mi başlıyorsun? iş sözleşmesi mi yapıyorsun? Ev mi satıyorsun? Kesinlikle tırmanış ve yükseliş, amacına ulaşma demektir. Bu başka açıklaması yok. Çok güzel ve olumlu bir karttır. Burada ne var? Burada iki kart var. Hilal. Kaygı yaptığın bazı konular var. Kaygılar. Geçmişle alakalı fikir ve düşüncelerinde seni bırakmayan bazı şeyler var. İlişki olabilir. Çünkü duygusallıktan bahsediyor. Anahtar altılısı. Ayın altısından sonra bak kupa altısı. Altı rakamı özellikle gösteriyor. Geçmişteki ilişkilerden geri dönüşler küs kırgın olduğun, rahatsız, huzursuz olduğun, haksızlığa uğradığın, seni kaygıya sokan kişilerin geri dönüşü ve baş melek Gabriel'i çıkardı. Çok güzel ondan gelecek olan haberlerle beraber barış, aşkında ve ilişkinde barışma, yeni başlangıçlar, yeni bir yol yapma, yeni bir yola adım atma beraber. Bunu gösterdi çok güzel artık bunun üzerine hiçbir kart çekmem ben olay açılım oldu gerçekten buradaki sıkıntılarınız tamam geçmişle alakalı problemler var ilişkide sıkıntılar var ama kesinlikle güzel bir enerji çıkardı arkadaşlar şimdi kahvemize bakalım sevgili yaylar Üzerinizde nazarlar var özellikle bak içinde kabarmış olan göğsün kabarmış içinde düşüncelerinde ruhsal olarak bak kimseye belli etmediğim bir birikim var onu atmaya çalışacaksın. Burada bir tartışmalar içerisindesin. Sessizce kenardan izleyen iki kişi var. Sanki ortalığı karıştırmış, sizi ortaya atmış olarak gösteriyor. Aile içi, e, miras davası, aile içi anlaşmazlıklar, iş yerinde sıkıntılar e, ve burada sizi gerçekten zorlayan durumlar var. Sevinç gözyaşlarınız var. Bu durumlar devlet kapısından gelecek olan güzel haberler var ve burada kavuşmadan bahsediyor. Uzun zamandır birbirinize mesafeli kalan kişilerde bir kavuşma söz konusu. İsminde A, F, F harfi isim soy isminde J harfi, I harfi de olabilir bu J harfi, I harfi. Bu tarafa bakınca S harfi olan yay ve yükselen yaylar. Bak burada bir gerginlik var. Lütfen sakin davranmanızda fayda var. Aynı 8'i ve 15'i arasındaki sürede sizi kızdıracak olaylar var. Özellikle aile içi ve topluluktan bahsediyor. İş yeri, aile içi, sosyal çevre. Sakin olmanda fayda var. İlişkinde ve evliliğinde üçüncü kişilerin müdahalesi var ama herkesi arkada bırakıp bak burada yüz yüze konuşmanız var ve rahata kavuşma. Sanki bu sıkıntıdan, bu kaostan mesafe alarak uzaklaşman var. Uzaklaşacağını gösteriyor. Güzel çıktı kahvenizde buradaki enerjide maddi sıkıntılar var sanki parayla alakalı söz konusu olan kişiyle tartışmalar hakkını alamama gibi bu miras davası da olabilir ee, borç vermişin alamıyorsun da olabilir böyle bir enerjiden bahsediyor burada rahatlamalar var ayın 3 ve 13 arasındaki süreden bahseder kart şimdi bir tabağımıza bakalım ne çıkacak tabakta şurada kocaman bir kalp var sanki peşinden gittiğin bir kişi var haber beklediğin birisi var bu üçlü bir ilişki üçüncü kişiyi de burada gösteriyor bu üçüncü kişiyi arkada bırakıp sana geleceğini gösteriyor bak kocaman bir kalp var burada sana getiriyor bunu ee, ve bu kalp senin kalbin ilişkinde bir de yaş farkı var bu kişiyle aranızda bir tık büyük veya küçük olabilir bu kişiden sana dönüşler var sevgili yay Kesinlikle. Şöyle bakalım. Fikir ayrılıkları var. İlişkilerinizde ağırlıklı üçüncü kişinin müdahalelerini çok ağırlıklı gösteriyor. Ya üstü bir ilişki içerisindesiniz ya da üçüncü kişinin size bir ilişkilerde ve ortak işlerde bir fırsatçıl birisi var. Yılan. Müdahale ediyor ve durumu bozmaya çalışıyor. Bak bunun açığa çıkacağını gösteriyor. Bebek bekleyen yaylar bir tane güzel kız bebek var burada. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Fazla da uzatmak istemiyorum videomu. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.